Dediğiniz gibi hocam inşallah savaşa çıkmayı hoş görmüyorlar, beğenmiyorlar. Bu da yine ayette Allah belirtmiş hocam, bildirmiş. Tevbe suresi 81. ayette. Allah'ın, şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah yoluna mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir, bir kavrayıp anlasalardı. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Ama tabii imanı güçlü olan için bu bir şey ifade eder. Bu ifade. Evet. Şimdi imanı zayıf adama biz bunu anlatsak bile pinek diyerek dinler. Yani Allah'tan korkmadın mı zaten etkilenmez. Evet. Onun için Allah'tan korkmaları için de ilim gerekiyor. İlim için de iman hakikatleri gerekiyor. Evet inşallah. İman hakikatleri anlattıkça insanlar imanları güçleniyor. İmanı güçlenince Allah korkusu artıyor. Allah korkusu artınca cihat aşkı, Allah'ın dinine hakim etme arzusu güçleniyor. Ama yani kendini doğru yolda sananlara uyarı olarak ben bunu anlatıyorum. İnşallah. Çünkü ahirette çok şaşıracaklar. İnşallah. Ayet var. Yani kendilerini doğru iş yapmakta olduklarını zannederler diyor Allah ayette. Allah onu kabul etmiyor. Evet, inşallah. İnşallah. Zaten daha önce de belirtmişsiniz hocam, söylemiştiniz. Ahirete inanmıyorsa zaten istediğiniz kadar anlatalım bir anlam ifade etmiyor zaten evet. Anlatılmış şeyler. Ama tabii böyle insanlar özel yaratıyor. Mesela Mehdiyet 313 kişi olması için cihadı yapmayan bir topluluğa ihtiyaç var. Yani İnşallah. Bizim anladığımız anlamda, mükemmel anlamda yapmayan bir topluluğa ihtiyaç var. Eğer mükemmel cihat yapılıyorsa, mükemmel bir tebliğ çalışması varsa zaten Mehdi'nin gelmesi diye bir konu olmaz. Yani Mehdi seçilemez zaten onun, o ortamın içerisinde. İnşallah. Mehdi'nin seçilebilmesi için böyle bir ortam zaten şart. Mesela Darwinizm, materyalizm hakim olmazsa Mehdi neyi anlatsın? Önce Darwinizm hakim olması lazım. Materyalizm hakim olması lazım. Zulmün hakim olması lazım. Acının hakim olması lazım. Terör, anarşinin hakim olması gerekiyor. Ondan sonra Mehdi geliyor. Önce İnşallah. Zehir olması lazım ki panzehir gelmesin. Tabii. Yani karanlık olmadan aydınlık olmuyor. İnşallah. İnşallah. Yani o zaman Hazreti İsa'nın inmesi de dikkat çekmez. Mehdi'nin gelmesi de dikkat çekmez. İnşallah. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemde fitne, fucur, anarşi kol geziyordu. İnşallah. Yani muazzam rezalet bir ortam vardı. O gelince nur gibi aydınlandı. Ama orada mükemmel bir din yaşanmış olsa Peygamberimiz o kadar dikkat çekmeyebilirdi. İnşallah. Anlaşıldı mı? Evet. Belki Allah yeni bir din göndermezdi. Yani hak din devam etmiş olsaydı belki. Yani takdir Cenab-ı Allah'ın. Ama tahrif oluyor din. Ama tabii yeni hükümler gelince Allah yeni din getiriyor. Yani her ülkede yeni bir din getiriyor Cenab-ı Allah ara ara. İnşallah. Yani insanlar zannediyorlar ki böyle küfür tesadüfen meydana geliyor. Halbuki küfür Allah'ın bir sanatıdır. Yani özel meydana getirilir orada. İnşallah. Yani mesela dinsiz adam mucizedir. Dinsiz adam özel yaratıdır. İnşallah. Yani dünyadaki en zor iştir dinsiz olmak. İnşallah. Ve çok ızdıraplıdır, çok acı ve insanı çıldırtacak bir şey. Delirtir insanı dinsizlik. İnananların da imanını kuvvetlendirmek için aslında değil mi hocam? Tabii. İnşallah. Yani onu anlatan biri aslında hem onu anlatmış oluyor hem de zaten inananların da imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Anlatan zaten kendini de anlatmış oluyor aynı zamanda. Hem kendini hem etrafını anlatmış oluyor. İnşallah. Mesela bir karlı, buzlu bir ev olsa... Dışarısı soğuk. Evin içi ısıtıldığında ev çok hoş bir hale geliyor ama dışarısı soğuk olmak şartıyla. Yani o zaman insan mutlu oluyor. Değil mi? Mesela dağ evinde olduğunu düşün. Ev çok sıcaksa, kar tipi varsa dışarıda insanın hoşuna gider. Ama dışarıda günlük güneşlikse, evin içi de çok sıcaksa bir anlamı yok. İnşallah. Cenab-ı Allah bunu imtihan için özel yaratıyor. Mesela Mehdiyet'in sevilmesi için. Hazreti İsa'nın daha dikkat çekmesi için. Mesela ancak önce Hristiyanlığı Allah bozuyor. Mesela teslis inancı meydana. Onu da Allah yaratmıştır. Teslis inancını. Hristiyan alemini tamamı bozmuştur. Ki Mesih'in gelmesine zemin olsun. İnşallah. Çünkü Mesih geldi de bir şey yapması lazım. Mehdi gelmeden önce mesela bütün İslam alemini Allah paramparça ediyor önce. İslam alemi bütün olsa, başlarında da halifeler olsa başka. Mehdi gelemez ki zaten. Yani Mehdi... Mehdi'ye vazife verilemez. Halife var çünkü başta. İnşallah. Yani haram olur.
Önce halifeliği kaldırıyor Allah. İslam alemini parçalıyor ki parçaları birleştirsin. Yani Mehdi'nin gelmesi için İslam alemi parçalanmıştır. İnşallah. Onu bütünleştirmesi için.